ABCD karesini çizdik. İç teğet, çemberi de çizdik. Daha sonra orta noktalardan MVN diye yerleştirdikten sonra A ileni birleştirdik. M'den de uzaklığı çizdik. Her zaman uzaklık dik olandır, 90 derecedir. Şimdi bunu bulmak istediğimizde şöyle bir yol izleyeceğiz. Karenin alanından çevreleyen 3 tane üçgenin alanını çıkardığımızda ortadaki üçgenin alanını yükseklik çarpı taban bölü 2'den bulabiliriz. Buradan da yüksekliğe erişebiliriz. Kenar uzunluğu 10 verildiğine göre burası 5, burası 10'dur. Burası 10, burası 5'tir. İki tane eş dik üçgenden bir dikdörtgen olur. Alan da 5 çarpı 10'dan 50'dir. Bunu bir kenara yazalım. Bunlar da 5'e 5 olduğu için alan da 25 bölü 2 yapar. Artı 25 bölü 2 diyelim. 10 çarpı 10'dan toplam alan 100'dür. 100'den bu alanları çıkardığımızda buradaki üçgenin alanını buluruz. AN uzunluğunu da 10'a 5 olduğu için burada AN Pisagor teoremini uyguladığımız zaman 5 kök 5 olarak buluruz. Buradaki alanımız eşittir diyelim. 5 kare kök 5 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak bulunur. Yükseklik de zaten M'nin AN'ye olan uzaklığıdır. Şimdi buradaki işlemi yapacak olursak 100'den 50 çıktı. 50. 50'den de 25 bölü 2 çıktı. Şurada hesaplayalım. 50 eksi 25 bölü 2. 100 eksi 25'ten 75 olur. 75 bölü 2 eşittir. 5 karekök 5 çarpı h bölü 2. 2'ler gider. 5 ile 75 sadeleşir, 15 olur. H değeri buna göre 15 bölü karekök 5'tir. Payı paydayı kök 5 ile çarparsak burada 5 olur. 15'i 5'e böldüğümüzde 3 çıkar. Yani yükseklik 3 karekök 5'tir. Doğru cevap D'dir.